Özel üçgenler konusunun üçüncü testiyle birlikteyiz. İlk sorumuzla başlayalım. Çevresi 56 santim olan ABC dik üçgeninin hipotenüs uzunluğu 25 santim ise dik kenarların çarpımı kaç santimdir? Kaç santimetre karedir? Şimdi buraya C, buraya A, buraya B diyelim. Hipotenüs uzunluğu 25 santim. Güzel. Çevresi de 56 ise yazabilirim. A artı B artı C 56 santim. C 25 olduğu için atarsam diğer tarafa A artı B eşittir 25, 36 gelebilmesi için A artı B'nin 31 santim olması gerekiyor. Gelelim ikinci kısma. Dik kenarların çarpımı kaç santimetre karedir? Yani A çarpı B isteniyor benden. Ya A çarpı B'yi elde edebilmek için ancak şurada her iki tarafın karesini almam lazım. Aklınıza bu mutlaka gelsin. Şimdi A artı B'nin karesi 31'in karesine eşit. Pekala, A kare artı 2AB artı B kare eşittir 31'in karesi. A kare artı B kare neye eşit? Hop, C kareye eşit arkadaşlar. Çünkü dik üçgendesiniz. A kare ile B karenin toplamı C kareye eşit. Öyleyse ben bunu burada yerine yazabilirim. C kare artı 2AB eşittir 31'in karesi. Bakın burayı hala bekletiyorum. Şimdi C 25 olarak verilmişti. C yerine 25 yazarsanız 25'in karesi artı 2AB eşittir 31'in karesi. Atalım bu tarafa. 2 kare farkından yapalım. Tarzımı anladınız artık. 2AB eşittir 31'in karesi eksi 25'in karesi. 2AB eşittir 31 eksi 25 6. 31 artı 25 56. Sadeleştirirseniz şurada 3 kaldı. A çarpı B eşittir 168 santimetre kare geldi. Bu da benim C şıkkımda mevcut. Sıradaki sorumuz. ABC bir dik üçgen. AH diktir BC. Şurası 90. AB BH'nin kök 5 katı. AB uzunluğu BH uzunluğunun kök 5 katı. Buna göre AC'nin AB'ye oranı nedir? Size daha önceki videolarımda da söyledim. Dik üçgenin içerisinde diklik varsa orada evet öklit vardır. Bu buranın kök 5 katıysa biz buraya x dersek burası x kök 5 olacak. Hocam tamam da burada ökleti nasıl uygulayacağız? Şöyle uygulayacağız. 1. Bunun karesi eşittir. Bu çarpı tamamı. 1. X kök 5'in karesi eşittir. X çarpı bc. Ne geliyor? X kare çarpı 5 eşittir x çarpı bc. X'leri sadeleştirince 5x eşittir bc. Şimdi bc 5x. Burası x ise buraya 4x kaldı. Bizden ac'nin ab'ye oranını istediği için burayı da öklitten bulabilirim. Ne idi? Bunun karesi eşittir bu çarpı tamamı. Yani ac'nin karesi eşittir 4x çarpı 5x. AC'nin karesi eşittir 4 çarpı 5 çarpı x kare. Her iki tarafın kare kökünü alırsanız 4 dışarı 2 olarak çıktı. X kare dışarı x olarak çıktı ama 5 içeride kaldı. Son fasılda AC bölü AB. Bu da eşittir. AC 2 tane x kök 5 AB x kök 5. Sadeleştirirseniz 2 bulunur. Bu da benim C şıkkımdaki cevabımdır. Üçüncü sorumuz. 14, 34, 135 x.
X kaç santimetredir? Verilenler gayet açık. Soru gayet açık. Kıymetli dinleyenler, radyo programında gibi oldum bu arada. Değerli dinleyenler, şimdi burası 14, burası 34, burası X, 135. Bu soruyu yine 3, hatta şu an aklıma gelen 4 farklı yoldan çözebiliriz. Birincisi, kosinüs teoremi kullanarak çözebilirim. Kosinüs teoremini trigonometri bilmeniz gerekiyor yapabilmek için. İkincisi, sinüs teoremini kullanarak yapabilirim. A bölü sinüs A, B bölü sinüs B'den yapabilirim. Üçüncüsü, şuradan 45-90 şeklinde ayırarak bu soruyu çözebilirim. Dördüncüsü ve benim size şimdi anlatacağım. Şurayı uzatırım. O uzattığım yere bir de şuradan bir 90 alırım. Şuraya H derim. Şimdi bu soru bitti artık. Tamamı 180 olacağı için 135, burası 45 oldu. 90 ise otomatikman burası da 45. Şimdi 90'ın gördüğü 14 ise 45'in gördüğü bunun kök 2'de 1'i. Yani 7 kök 2. Eşit olduğundan burası da 7 kök 2. Hani 45-45-90 üçgeni olduğundan dolayı. Şimdi burası 7 kök 2. Burası 34. Öyleyse HC'yi Pisagor'dan bulabilirim. Yani BH'ın karesi, yani 7 kök 2'nin karesi artı HC'nin karesi eşittir 34'ün karesi. HC'nin karesi eşittir. Şimdi şurası 49, 2, 98. 34'ün karesinden 98'i, ya da şöyle yapalım. Yine iki kare farkına girerek yapalım. Biraz değişiklik olsun. 34'ün karesi eksi. Şimdi şunu yazdığınız zaman 2 tane 7'nin karesi oldu. Şurada 7'yi elde edebileceği şekilde parçalamalar yapabilirsiniz. Matematiksel işlemler yapmak serbest. İsterseniz 34'ün karesini alır, 2 tane 7'nin karesini alır. Birbirinden çıkartır yaparsınız. Dilerseniz 7 kök 2 olarak bırakır. 34 eksi 7 kök 2, 34 artı 7 kök 2 olarak yazarsınız. Biz normal modumuzdan devam edelim madem. HC'nin karesi. 34'ün karesini hesaplayacaksınız. Arkadaşlar 34 çarpı 34 eksi 2 çarpı 7 çarpı 7. Hocam işte 7 kere 2 14 geliyor. O zaman burayı biz 14 artı 20 şeklinde yazarsak buradan 14 çarpı 34 gelir. 14 parantezini alabilirim. Bunlar yapılabilir. Matematikte işlem serbest. Sadece fikir versin diye söylüyorum bunları. Ben uzatmayayım artık meseleyi. 34 ile 34'ü çarptığınız zaman, ha kısa bir yol daha anlatayım. Tutamıyorum kendimi. Şimdi 35 ile 35'i çarptığınızda, bunlar size ekstra bilgi olsun. 5 kere 5, 25. Şunun birini 1 arttırdınız, 4 kere 3, 12. 1225 yapıyor. Bana 34 çarpı 34 lazım. Yani 35 eksi 1 ile 35 eksi 1'i çarpıyorum. 34 çarpı 34 olmadı mı? Evet. Şimdi 35 çarpı 35, yani 35'in karesi, eksi 35, eksi 35 artı 1. 35'in karesinden 70'i çıkardınız. Yani bundan 70'i çıkarıyorsunuz. 1155. 1 ekliyorsunuz. 1156. Bu kadar basit. 1156 eksi 49, 98. HC'nin karesi. Eğer burası 100 olsaydı burası 1056 olacaktı. Ama şu haliyle 1058 gelmiş oldu. HC'nin karesi. Matematiksel işlemler serbest. 1000'i 2'ye bölerseniz 500 ediyor. 58'i 2'ye bölerseniz 29 ediyor. Öyleyse ben bunu 529 çarpı 2 diye yazabilirim. Peki hocam biz 529'un çarpanlarını nereden göreceğiz? Aklınıza şöyle bir şey gelsin. Şimdi burada 7 kök 2'li bir ifade var. Yani şurada bir kök 2 kalacak. Peki 529 neyin karesi? Düşünelim. 25 kere 25, 625. Buna yakın olan 25 çarpı 25 var. Peki ikisini çarptığınızda sonu 9'u verecek olan bir tam kare var mı? Var. Dinliyorum. Evet, 23 çarpı 23. Şurası 23'ün karesi. O zaman her iki tarafın kare kökünü aldığınızda
HC eşittir 23 kök 2 geldi. Bu da benim size matematiksel bir hediyem olsun. Tamamı 23 kök 2. 7 kök 2'si buradaysa buraya 16 kök 2 kaldı. Cevabım D şıkkında mevcut. Dördüncü sorumuz. Kenar uzunlukları 3x eksi 1, 3x artı 6 ve 3x artı 8 santim olan ABC dik üçgeninin en kısa kenarı kaç santimdir? Bence en kısa kenarı budur. Çünkü hepsi 3x, 3x, 3x. 3x'ten 1 çıkarmışsın, 3x'e 6 eklemişsin, 3x'e 8 eklemişsin. O zaman hipotenüsümüz de budur. Bunu görebiliyoruz. Öyleyse dik üçgende Pisagor bağıntısını yazalım. 3x eksi 1'in karesi artı 3x artı 6'nın karesi eşittir 3x artı 8'in karesi. Bundan sonrası tamamen parantez açma işlemi. Şunu dediğinizi duyar gibiyim. Hocam bunu buraya atalım, 2 kare farkı yapalım. Siz de az değilsiniz. Evet, öyle de yapabiliriz ama bunu açalım bu sefer. 9x kare eksi 6x artı 1 artı 9x kare artı birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı 18x 36x artı 36 eşittir 9x kare artı 8 3 24 48x artı 64. Dikkat ederseniz 9x kare bu tarafa atılırsa eksi 9x kare bu gitti. Şuradaki 9x kareyi yazalım. Eksi 6x artı 36x 30x. Bu buraya eksi olarak geçti. Eksi 18x. Yani şunu, şunu ve şunu da hallettim. Şimdi geriye kalanlar. 1, 36, 37. Bu buraya eksi olarak geçecek. 40 olsaydı 24 olacaktı. Eksi 27. Eşittir 0. Her tarafı 9'a bölebilirsiniz. X kare eksi 2x eksi 3 eşittir 0. Çarpanlarına bakıyorum. 3'e eksi 1. Toplamları eksi 2 etmiyor hocam. Çok iyi. O zaman eksi 3'e artı 1 dersem. Şimdi toplamları eksi 2'ye ver. X eksi 3 çarpı x artı 1 eşittir 0. X eşittir eksi 1 olamaz. O zaman x eşittir 3. Pekala. Bizden en kısa kenarı soruyordu. Kısa kenarımız 3x eksi 1 olan, yani 3 kere 3 eksi 1, yani 8. Cevabım D şıkkıdır arkadaşlar. Bir eşkenar üçgen sorusu yapalım. A, B, C eşkenar üçgen. D, B, E dik üçgen. Burası 8 kök 3. Öyleyse x kaç santimdir? Şimdi şurası 8 kök 3. Burası 6 ve bu üçgen eşkenar. Ne yapabilirim? Birlikte kontrol edelim. 60, 90, hop tepedeki açıyı 30 olarak gördünüz. Bu önemli bir adım. Burası 60 ise eşkenar üçgen olduğundan dolayı burası da 60. Hatta burası da 60. O zaman burası 30. İç tersten burası da 30. Bir baktınız ikizkenar geldi. Şurasıyla şurası aynı oldu. İkizkenar üçgende tabana çekeceğiniz dik hem kenar ortaydır hem açı ortaydır. Öyleyse biz şuraya h dersek şurası 3 oldu, burası da 3 oldu. Pekala. Şimdi eşkenar üçgenin yüksekliğini çizelim. Şuraya da T diyelim. 90'ın gördüğü 8 kök 3 ise şurası 30 olacak. 90, 60, 30'dan. 8 kök 3 ise 30'un gördüğü bunun yarısı 4 kök 3. 60'ın gördüğü de 30'un gördüğünün kök 3 katı 4 kök 3 çarpı kök 3, yani 12. Şimdi şuranın tamamı 12. Burası 3, o zaman x'e gördüğünüz gibi 9 kalıyor. 12 eşittir 3 artı x, x eşittir 9 santim. Cevabım B şıkkı. Bir eşkenar üçgen sorusuyla devam edelim. A, B, C eşkenar üçgen. Burası kök 3, x, burası 30. X'i soruyordur tahmin ettiğiniz gibi. Şimdi eşkenar üçgende hocam burası 60. Tebrik ediyorum. Burası da 60. Bu da güzel. İki iç açının toplamı bir dış açıyı verir mi? Verir. Burası 30. 30 ise iç tersten hop burası da 30. 30, 60 ise burası 90 geldi.
60'ın gördüğü kök 3 ise 30'un gördüğü bunun kök 3'te 1'i, yani 1. Kolay bir soruydu değil mi? Şimdi 7. sorumuz. X 1 kök 2 2. Verilenlere göre x kaç santimetredir? Soruya bakıp hüzünlenmeyin. Çünkü zor bir soru değil. Peki hocam, x'i nasıl bulabiliriz? Nereden ne çekmemiz lazım? Hiçbir yerden bir şey çekmeyeceksiniz. Şurası 90 derece. Aa, nasıl gördük? Eğer dik üçgenin içinde diklik varsa Öklit bağıntısı vardır. Bunun karesi bu çarpı bu olmalı. Bakalım gerçekten sağlıyor mu? Kök 2'nin karesi 1 çarpı 2. Kök 2'nin karesi 2'dir. 2 eşittir 2 geldi, sağlandı. Öyleyse burası 90 derecedir. 1 kök 2, o zaman x de Pisagor'dan kök 3 gelecek. Onu yazalım. X kare eşittir 1'in karesi artı kök 2'nin karesi. X kare eşittir 3. X eşittir kök 3 santim. Cevabım burada. Bir eşkenar üçgen sorusu daha yapalım. ABC eşkenar üçgen. 3, 5, x ve yükseklik 8 kök 3 santim. Şimdi bakın, burası buraya paralel verildi mi? Verilmiş. Burası buraya paralel verildi mi? Verilmiş. Burası buraya paralel verildi mi? Verilmiş. Daha önceki videomuzda söylemiştim. İçerideki herhangi bir noktadan diğer kenarlara paralel olacak şekilde çizdiğiniz uzunlukların toplamı bir kenar uzunluğuna eşittir eşkenar üçgende. Yüksekliğimiz 8 kök 3. Pekala. Şöyle düşünelim. Şu 8 kök 3. Eşkenar üçgen olduğumuz için 60 olacağız. 60'ın gördüğü 8 kök 3 ise 30'un gördüğü 8, 90'ın gördüğü 16. Yani bizim bir kenarımız 16 santimetre. Peki şu paralellerin toplamı da bir kenara eşit olmayacak mı? Evet. X artı 3 artı 5 eşittir 16. Şurası 8 ise X de 8 gelecek. Cevabım A şıkkıdır. Özel üçgenler konusunun 3. testinin 3. bölümünün son sorusu. Birlikte yapalım. ABC bir dik üçgen. Şurası 90. BD ile DC birbirine eşit olarak verildi soruda. Burayla burası. Aklınıza hemen ne geldi? Muhteşem üçlü geldi. Nereden? Hipotenüse çektiğiniz kenarortay hop böldüğü kenarın uzunluklarına eşittir. Bunu görürseniz zaten soruyu yapmışsınız demektir. X kaç santimdir şeklinde bir soru. Madem burası buraya eşitse ve dik üçgende hipotenüse çektiğiniz kenarortay böldüğü kenarları eşit iki parçaya bölüp bunlara eşit oluyorsa 10-10 yazabilirim. Bu 1. Burası 10, burası 5 ise burası da 5 oldu. Hemen şunu düşündünüz. Şuradaki üçgen indirdiğim dik kenarortaysa öyleyse bu üçgen ikizkenardır. Evet, aynen öyle. O zaman burası da 10 oldu. Şimdi burası 10. Burası x, burası 20. 3-4 farklı yoldan yapabilirim. Birincisi şu. Şurada dikin içinde diklik var. X kare eşittir 15 çarpı 20. Ya da şuradan yapabilirim. Pisagor, 10'un karesi artı x'in karesi eşittir 20'nin karesi. Ya da şurada 5 10 ise, 90'ın gördüğü 10 burası 5 ise, o zaman şurası 30'dur, burası 60'tır. O zaman burası 5 kök 3 oldu. Bunun karesi artı bunun karesi eşittir bunun karesi. Gördünüz mü? Yol bitmiyor geometride. Bunların her birini sizler deneyin ama ben şuradan yapayım. X kare artı 10'un karesi eşittir 20'nin karesi. 400, 300, x kare eşittir 300, x eşittir 10 kök 3 santim. Diğer bölümde görüşmek üzere kıymetli arkadaşlar.